Kanguru hopidik. Bir varmış, bir yokmuş. Hopidik adında küçük bir kanguru varmış. Kanguru Hopidik, annesinin kesesinde oturup kırlarda gezmeyi çok severmiş. Annesi ona çiçekleri gösterir, ne kadar güzeller değil mi Hopidik, dermiş. Günlerden bir gün, küçük Kanguru Hopidik, annem çiçekleri çok seviyor, ona çiçek toplasam kim bilir ne kadar mutlu olur, diye düşünmüş ve heyecanla dışarı çıkmış. Dışarıda gezerken, kıpkırmızı bir gül Hopidik'in dikkatini çekmiş. Onu koparmaya karar vermiş. Hemen güle yaklaşmış. Tam onu koparacakken gülün içinden beyaz bir kelebek çıkmış. "Hey küçük kanguru, ben bu gülün yaprakları içinde kalıyorum. Onu koparırsan ben evsiz kalırım." demiş. Küçük hopidik kelebeği üzmek istememiş ve başka bir çiçek aramaya başlamış. Az ötede güzel mi güzel papatyalar varmış. Küçük kanguru onları koparmayı düşünmüş. Tam birine elini uzatmış ki papatyanın üzerindeki arı Çocuklar, sizce arı Kanguru Hopidi'ye ne demiş olabilir? Aman Kanguru kardeş, papatyaları sakın koparma. Ben bunlardan aldığım özlerle en lezzetli ballarımı yapıyorum. Koparırsan ben ne yaparım?" demiş. Kanguru Hopidik arıyı dinleyince ona hak vermiş. Ama bir yandan da bu gidişle anneme çiçek götüremeyeceğim diye mutsuz mutsuz düşünüyormuş. Eve doğru canı sıkkın şekilde yola koyulmuş. O sırada bir ses duymuş. Bu ne dalgınlık kangurucuk? Hopidik kafasını kaldırınca seslenenin annesinin arkadaşı sincap olduğunu görmüş. Hopidik ona olanları anlatmış ve hiç çiçek bulamadığını söylemiş. Bunun üzerine sincap, çiçekleri koparmamakla çok iyi yapmışsın. Onların da bir canı var. Bak benim saksıda çiçeklerim var. Bunlardan birini verebilirsin. Demiş ve önündeki gül saksısını Hopidik'e uzatmış. Hopidik, çiçeklerin de bir canı olduğunu bilmiyormuş. Annesine koparmadan bir çiçek götürebileceği için çok mutlu olmuş. Sincap'a teşekkür etmiş ve oradan ayrılmış. Hopidik eve gidince gülü annesine vermiş. Annesi, ''Teşekkür ederim, bu ne güzel bir gül böyle.'' diyerek Hopidi'ye sıkıca sarılmış. Hopidik başından geçenleri anlatmış. ''Çocuklar, sizce annesi Hopidi'nin başından geçenleri öğrenince Hopidi'ye ne demiş olabilir?'' Annesi doğru davrandığı için onu tebrik etmiş. Çiçekleri koparsaydın üzülürdüm yavrucuğum, demiş. O günden sonra hopidikle annesi pencerenin önünü rengarenk çiçeklerle süslemişler. Çocuklar, sizin evinizde ya da bahçenizde ne tür çiçekler var sayabilir misiniz? <laughs>